Herkese merhabalar. Yazılıya çalışma kodlarını vermeye hazırız. Hem yazılılar hem LGS yorulduk artık. Haklısın Tonguç'um. Gerçekten de yok bir yandan LGS, yok bir yandan yazılılar. 8. sınıf öğrencileri bu sene gerçekten çok gayret gösteriyor. Ama hiç endişelenmeyin. Tonguç Akademi olarak bizler buradayız. Ve sizleri hem LGS'de hem de yazılılarda en yüksek başarıya ulaştıracağız. Şimdi sizlerden sorular geliyor. Hocam yazılıda nereden çıkacak? Yazılıya son gece çalışsam yeterli olur mu? Sorular test mi klasik mi? Yazılı stresimi nasıl yenerim? Yazılı yazılık için hangi kaynağı kullanmalıyım gibi çok temel sorular geldi. Hemen bu soruların cevabıyla başlayalım. Birincisi arkadaşlar. Yazılıda çıkacak sorular esasında hem yazılıda hem de LGS'de çıkacak sorular net bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kazanımlar yoluyla bütün okullara ve bütün öğretmenlere gönderiliyor. Yani hem bizlere hem de hocalarımıza net bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları gönderiyor ve diyor ki kazanımlarda ne yazıyorsa onların daha fazlasını anlatamazsınız. Kazanımlara uygun bir şekilde sormalısınız. Kazanımlardan daha eksik bir şey de göstermemelisiniz diyorlar. Dolayısıyla hem okuldaki hocalarımız hem bizler kitaplarımızda, soru bankalarımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kazanımlara göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla derslerde hocanızın vurguladığı yerler, arkadaşlar buraya dikkat edin dediği yerler esasında kazanımlarda da vurgulanan yerler. O yüzden sizler mutlaka hocalarımızın derslerde vurguladıklarını, bizim size kitaplarda gösterdiklerimizi çok sıkı bir şekilde çalışmanız lazım. Mesela bizler yazı notlarımızda kazanımları bile verdik hatta. Dedik bakın arkadaşlar kazanımlarda bunlar var. Bakın bunlar MEP kazanımları. Bu kazanımlara göre hareket ettiğinizi hatta şöyle göstereyim. Bakın şöyle size daha net yaklaştırayım. Bak demiş ki filmselerin cümledeki işlevlerini kavradım. Filmselerin türlerini ayırt edebiliyorum. Bu net bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı kazanımında var. Veyahut da gerçek mecazda terim anlamlı sözcükleri belirleyebiliyorum. Yani bu şu demek, gerçek mecazda terimi bilmiyorsan sınavda sıkıntı yaşayacaksın demek. Dolayısıyla şöyle gözlerimiz doldu bir anda. Dolayısıyla arkadaşlar bizler kazanımlara göre hareket ettiğimizde yazılılarda bizi yüksek notlar bekliyor. İkincisi, yazılıya son gece çalışsam yeterli olur mu? Tabii ki LGS sürecinde olduğumuz için her gün zaten bir sürü soru çözüyoruz. Ama yine de sizler yazılılardan en yüksek notlar almak için sakın işi son güne bırakmayın. Erken kalkan yol alır, bugün işini yarına bırakmayan da sınavından 100 alır. Sorular test mi klasik mi? 8. sınıfta okulların birçoğu sınavlarda test yapıyor. Çünkü LGS test olduğu için bakın LGS'yi açıyorum. Hep test. Hep çoktan seçmeli sorular. O yüzden öğrencileri de LGS hazırlamak için test şeklinde hazırlıyor. Ama sizler yine de hocanıza sorun. Hocam yarınki sınav klasik mi olacak, test mi olacak diye. Belki bazı hocalar klasik de yapabilir. Ama 8. sınıfta birçok okulda birçok hoca test şeklinde yapıyor. Yazılı stresimi nasıl yenerim? Arkadaşlar yazılı ile alakalı stresinizi ya da LGS ile alakalı stresinizi yenmek için yapmanız gereken şey bilgiye ulaşmak. Yani yazılıda çıkacak soruları biliyorsanız, konuları çalıştıysanız, listelediyseniz şunu demek istiyorum. Mesela sınav konularını listeledim. Bunlar çıkıyor. Tamam, sınav konuları belli. İkincisi, bununla alakalı planı yaptın. Cumartesi günü saat şu saatte çalışacağım dedim. Üçüncüsü, hemen başladın çalışmaya başladın ve tik attın. Bunu bitirdin ve işte şu kaynaklardan soru çözeceğim dedin. O soruları da çözün. Artık bitti. Bundan sonra görevini yaptın. Artık tevekkül edip sınavından en yüksek not almayı bekleyebilirsin. Zaten hem LGS'de de hem yazılılarda süreç böyle ilerliyor. Konular belli, çalışacağımız kaynaklar belli. Çıkabilecek soru tarzı belli. Bunları çalıştığımızda, ödevlerimizi yaptığımızda hem yazılılarda hem de LGS'de süper başarılar bizi bekliyor. Yazılı hazırlık için hangi kaynağı kullanmalıyım? Arkadaşlar bizler Tonguç Akademi olarak sizlere YouTube'da zaten 8. sınıfta efsanevi bir şekilde hem LGS hazırlık kamplarımız var hem de sadece yazılı özel kamplarımız var. Matematik, Türkçe, Fen, İnkılap, İngilizce, Dinde efsanevi yazılı provalar hazırladık. Bunları mutlaka izleyin arkadaşlar. İkinci adım yazılı notlarımız ve Dinamo setimizdeki kitaplar sizleri hem yazılılarda hem de tabii ki LGS'de en yüksek başarıya ulaştıracak kitaplar. Burada arkadaşlar yazılı notları yanınızda da güzel güzel gezdirebildiğiniz için takıldığınız yerleri rahat rahat takip edebileceğiniz konular içeriyor. Tabii ki burada LGS soru örnekleri yok. Bunlar sadece yazılı için hazırlanmış şeyler. Ama yazılılara çalışırken zaten kazanımları da güzel bir şekilde pekiştirdiğiniz için bol bol soru çözdüğünüzde sadece yazılılar için değil tüm derslerde, tüm sınavlarda başarı yakalayacaksınız. Birinci dönem, birinci ve ikinci yazılı notlarında Türkçe, Matematik, Fen, Din, İnkılap, İngilizce adına süper notlarımız var. Üçüncü ve en önemli adım ise tonguçakademi.com'da canlı yazılı provalarıyla, süper konu anlatımlarıyla sizleri zaten hem LGS dershanemizde hem de Tonguç Plus'ta süper bir şekilde başarı ulaştırmaya çalışıyoruz. Tonguçakademi.com'da mutlaka ziyaret edin. Bu sene sizin için çok değerli. Bu sene yapacağınız her bir çalışma gelecekte okuyacağınız önemli okulları belirliyor. Dolayısıyla bu sene çalışmak gerçekten çok değerli arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah sınavlarınızdan yüzler alırsınız ve LGS'de de hayal ettiğiniz okulu kazanırsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.